Mesela diyor ki geçen gün birisi yazısında bir makalesinde efendim diyor İslam'da asıl olan diyor önce imandır ondan sonra akletmektir diyor. Düşünmektir diyor. Aynen böyle yani ismini de verebilirim tanıdığınız bir şahıs. Önemli değil ismi de düşünce burada beni meşgul etti yani. Düşündüm yahu yani düşünmeden nasıl emin olacak insan yani iman etmek nedir? Onlara göre herhalde şu. Yani önce filan arkadaş diyecek ki işte İslam şu dediği ne olursa olsun ben hiç düşünmeden tamam arkadaş kabul ettim. Amenna ve saddakna klasik deyimiyle diyeceğim. Ondan sonra akledeceğim. Halbuki Kur'an'a yani bu dinin kitabına baktığımızda bunun tam tersini söylüyor. Yani akletmeden iman etmeyi Allah kabul etmiyor. Düşünmeden iman etmeyi gerçekten kabul etmiyor. Yani yüzlerce ayette düşünmüyor musunuz? Hala bakmayacak mısınız? Hala düşünmeyecek misiniz? Şöyle şöyle şuraya bakmayacak mısınız? Buna bakmayacak mısınız? Bunu düşünmeyecek misiniz? Deyip durmasının sebebi bu olmalı açıkça. Buna rağmen tam tersini İslam diye gösterebiliyorlar ve bu yeni bir görüş değil. Asırlardır süregelen görüşün tezahürü yani bir yazarın kaleminden çıkmış. Geleneksel kültür bu. İşin garip tarafı da bizim gibi düşünenleri demagoglukla itham ediyor, böyleleri demagoji yapmakla itham ediyor. Asıl kendilerinin demagog olduğunu setrederek, küfrederek, örterek.